Evimizin her türlü manzarayı açılan penceresi olabilir ama en güzel manzara sağlığa bakmasıdır. TRT Diyanet'in sağlığa açılan penceresi Profesör Saracoğlu ile ruh ve beden sağlığına hoş geldiniz. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki ya öğrenen ol ya öğreten ya dinleyen ol ya da ilmi seven. Beşincisi sakın olma çünkü helak olursun. Biz ilmi seviyoruz, ilim sahiplerini seviyoruz, dinlemeyi seviyoruz, öğrenmeyi daha çok seviyoruz. Bugün de Profesör Saracoğlu'na biz soracağız, soru makamındayız. O da cevap makamında çünkü bitkiler konusunda, Anadolu tıbbı konusunda o bilgi sahibi. Herkese şifa dileyerek ama dolu dolu şifa dileyerek hayırlı sabahlar Profesör Saracoğlu'yla ruh ve beden sağlığı başlıyor. Liken planus deride belirli bölgelere yerleşen, kaşıntılı kabarıklıklarla seyreden bir deri hastalığıdır. Liken planus neden olur? Bulaşıcı mıdır? Bu hastalığın oluşumundaki başlıca etkenler nelerdir? Profesör Doktor Saracoğlu, liken planus'a karşı geliştirdiği hangi doğal kürü öneriyor? Multiple skleroz en sık 20 ve 40 yaş arası genç erişkinlerde ortaya çıkabilen, ancak çocukları ve daha ileri yaştaki kişileri de etkileyebilen bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Multiple sklerozun belirtileri ve sebepleri nelerdir? Profesör Doktor Saracoğlu bu hastalığa karşı hangi doğal kürü öneriyor? Birçok derde deva olan zencefilin faydaları nelerdir? Kürü nasıl yapılır? Profesör Doktor Saracoğlu tıbbi bitkiler köşesinde zencefil bitkisinin özelliklerine değiniyor. Hepsi ve daha fazlası. Az sonra Profesör Doktor Saracoğlu'yla ruh ve beden sağlığında. Dünya kurulduğundan beri insanoğlu hep sorular sormuş, sorular sormaya devam edecek. Kıyamete kadar da soracağız ama Allah cevaplayanların sayısını artırsın, onların eksikliğini vermesin. Hemen Profesör Saracoğlu'na soruları sormadan önce bir hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Merhaba efendim. Ben tüm değerli izleyicilerimize hoş geldiniz diyorum. Misafirlerimize de öyle. Allah'tan önce akıl sağlıkları, sonra da beden sağlıkları daim olsun Amin. Diyorum. Hocam şimdi biz hani Allah şifalar versin diyoruz, şifa diliyoruz ama biz hasta olduğumuzda daha yürekten şifa diliyoruz. İnsan dolu dolu nasıl şifa diler? Evet. Yani genelde hep şu söylenir, Allah şifasını versin. Şimdi bunu düşündüğümüz zaman ben bunun eksik olduğuna inanıyorum. Çünkü hep beden sağlığından bahsediyoruz. Bunun başka boyutu var. Yani insan denilen bu varlığa baktığımız zaman onu iyi anlamamız lazım. Yani insan kelimesi tabii bir vücut var ortada da bu tek bununla tanımlanmıyor. Ben kısaca biraz hızlı geçerek hatırlatayım değerli izleyicilerimize. Daha önce diyorduk ki işte gelmede gitmede bir problem yok. Yani size gelirken sormuyorlar. Dünya denilen bir alem var. İşte oraya çıkacaksın. Orada imtihan edileceksin. Bunu sormadılar. Giderken de sormuyorlar. İşte o zaman ne yapacağız? Biraz burada durup düşünmemiz lazım. Yani iyi düşünürsek, aklımızı kullanırsak ki akıl da sadece bu alemde geçerli. Yani öbür alemde, bu dünyanın bir de öbür alemi var. Aynı alemin içerisinde, bu yaşadığımız alemin bir diğer boyutu da var. İşte Allah şifasını versin derken bunu biraz idrak etmemiz lazım. Yani bu aleme geldik. Sormadılar bize gelirken, giderken de sormuyorlar. Gel dediklerinde hemen öbür tarafa geçiyoruz. Yani şöyle düşünün, yaşınız atıyorum 32, 33 yaşında neredeydiniz? 33 yıl önce neredeydiniz? Yani bugün yaşınız 32 de, 33 yıl önce neredeydiniz? Hangi nüfusa kayıtlıydınız? Hangi mahallede otururdunuz? Anneniz kimdi, babanız kimdi bilmiyorsunuz. Yoktunuz ortada daha. Dolayısıyla ve gelmeme ihtimalimiz vardı hocam. Var tabii ki. Yani dolayısıyla
Burada herhangi bir kayıt kuyut da yok ortada. Demek ki biz bir yerlerden çıkıp geliyoruz ama biz bunun bilincinde değiliz. Kimin geleceğini de bilmiyoruz hocam. Aynen öyle. Evet. Bravo. Şimdi insanoğlunun bir tarafı afaktır, bir tarafı da enfustur. Dış alem ve iç alem. Evet. Evet. Fussilet suresine baktığınız zaman 41. surenin 53. ayetinde afak ve enfüs kelimeleri kullanılır. Afak dediğimiz bizim işte dış dünyamız. Yani burada masa var, sandalye var, sizler varsınız, bu stüdyo var. Peki bunun dışında insanın bir de iç dünyası var. Şimdi bu iç dünyası derken işte burada durmamız lazım. İç dünyamızda, iç yapımızda, daha doğrusu cismani yapımızda, işte derinin altına girmeye başladığınız zaman kalbiniz var, tiroidiniz var, pankreasınız var, mideniz var, bağırsaklarınız var. Hocam daha oraya gelmeden birinci katleri var, ikinci katleri tabii, var. Tabii epidermis, onları sayarsak 6-7 katta derimiz var. Bazal diyoruz işte bunlara. Yani şimdi burada bunları incelemek istediğinizde işte doktor ne yapıyor? Bir stetoskop takıyor, kalbinizi dinliyor, kalp atışlarınıza bakıyor. Kalbin sesinden orada bir eksiklik var mı yok mu? Kalpte bir ritim bozukluğu var mı yok mu? Bunun dışında başka ne yaptırıyorlar bize? Ultrason diyorlar, USG. Değil mi? Ultrasonla prostata bakılıyor, yumurtalıklara bakılıyor, mesaneye bakılıyor. Bunun dışında biraz daha ileri gidiyorlar. Doppler diye bir şey çıktı biliyorsunuz. Doppler ultrasonu. Bunun renklisi var, kontrastlısı var. Ne İçimizi bileyim ben. Dışımıza çıkarıyor hocam. Ha, sonra diyorlar ki daha detaylı göreceğim diyorlar. Neymiş o? MR çekilecek diyor mesela. MR detaylı görecek. Daha detaylısı var mı? PET CT çekeceğiz diyorlar. Yani pozitron emisyon tomografi filan böyle. Peki ne görüyorsun burada? Organları görüyorsun. Başka? Vicdan dediğimiz bir şey var. Kalp dediğimiz, gönül dediğimiz, fazilet dediğimiz, erdem dediğimiz, insana yakışan haya dediğimiz bir şey var. Bunları görebiliyor musunuz? Yok, bunları göremezsiniz. Demek ki insanın afaki yapısı, yani afak yapısı, cismani yapısı var. Maddesel, bedensel bir yapısı var. Ama bir de gönül dediğimiz, kalp dediğimiz bir yapısı var. Bu da enfus diyoruz biz buna. Hı hı. Şimdi bunu görebilmek için de bunu görebilir miyiz? Bunu da görürüz tabii yani. Onun için de cihaz lazım hocam. Görürüz. Evet, o cihaz işte 76. sure, yani İnsan suresinin 2. ayetinde Semiyan ve Basiran, yani sizi işiten ve gören yarattık diyor. Şimdi bakın, burada cismani gözden veyahut da cismani kulaktan bahsetmiyor Yüce Allah. Orada çok farklı bir şeyden bahsediyor. İşte orada görebilmemiz için de kalp gözü diyoruz, değil mi efendim? O gözü iyi anlamak lazım. Yoksa doktora gidersiniz, bir göz doktoruna. Astigmatım var, dioptri işte, hipermetroptur, miyoptur, bundan bahseder. Bunlar cismani şeyler. Ama gönüllere, kalbe girdiğiniz zaman orada bir kalp gözü var. Bunun dışında belki bir şey daha diyebilirsiniz. Ya hani derler ya, vicdansız insan, vicdanının sesini dinle. Dinlemek, duymak. İşte burada Semiyan ve Basiran derken, görmek ve işitmek, duymak çok önemli şey. İşte değerli izleyicilerimize biz Allah şifasını versin derken, hem cismani olacak bu, hem de mana olarak şifayı isteyeceksiniz. Bu anlamda işte manadaki tedavi şekline biz ne diyoruz? Ahlak diyoruz. Hı hı. Ahlak. İşte orada erdem var, fazilet var, şeref var, namus var, onur var, değil mi? Var, var, var. Bunları siz ultrasonla, MR'la göremezsiniz yani. Hocam sevgili peygamberimiz buyuruyor ki, ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.
Demek ki dünya o gelmeden önce öyle bir hale gelmiş ki ahlak gitmiş. Yani bir nevi hastalık olmuş, manevi hastalık. Ve sevgili peygamberimiz bu manevi hastalıkları iyileştirmek için gelmiş ve ahlaka tamamlamak için gelmiş. Evet, aynen öyle. Bakın zaten şeyde de Bakara suresi 155'i eğer okursan tam şeyiyle. Manasını buyurun söyleyeyim. Evet, yani burada biz sizi işte açlıkla, mallarınızı eksilterek, hastalıkla imtihan edeceğiz diyor ve orada enfus kelimesi tekrar geçer, nefis kelimesi geçer. İnsan nefsi ne yapıyor? O kadar çok şey istiyor ki insan nefsi. Ama orada bir şeye basmak lazım. Neye basacağız? Buyurun. Frene basmayı bileceğiz. O frene basmanın karşılığı sabırdır. Sabredecek insan. Bu sabrı gösterebilecek mi? Yani bu da bir imtihan neticesi. Hızlı giden bir arabayı düşünün yani. Değil mi? Ne yapıyor önüne? Büyük bir baş hayvan çıktığı zaman o hızla vurduğunuzda hem arabanız hem kendinize zarar, ölümle de sonuçlanabilir. Hocam su içtiğinde zarar görecek bir hastaya nasıl ki sevdiği yakını, doktor su verdiğinde öleceğini biliyorsa ve bundan dolayı ona su vermiyorsa, su vermediği için de ona iyilik yapıyorsa, kötülük yapmıyorsa, hı hı, Allah da bizim her duamızı anında kabul etmeyerek bize iyilik yapıyor. Aynen. İşte bravo Cemalettin. Yani burada Allah şifasını versin derken hem cismani isteyeceksiniz hem de mana olarak ona şifa vermesini isteyeceksiniz. Ben kimsenin vicdanını bilemem, gönlünü bilemem, kalbini bilemem, haysiyetini, onurunu, şerefini, namusunu tartacak ben öyle bir mercide de değilim, böyle bir yetkim de yok, haşa. Evet. Dolayısıyla ama Allah kalp gözünü de açıyor ve size de vicdanınızı dinlettiriyor. Dolayısıyla işte insanlarla istişare ederken bu iki şeye çok dikkat etmemiz lazım. Özellikle bu vicdan, erdem, fazilet konusunda da ne yapıyor? Sezgi diyoruz, sezgi. Seziyorsun, algı gücünü artırıyor Yüce Allah senin. Yani kalp gözünü açıyor, o cismani gözle göremezsiniz. Hemen onu bir örnek vereyim mi hocam? Buyurun. Şimdi banyodan çıkıyorsunuz, elinizi yıkadınız. Kapıyı hızla, normalde alışmışsınız, hızla açıp çıkacaksınız. Fakat işte o kaçıncı çıkışınızsa artık, çıkarken bir his geliyor, yavaş açıyorsunuz. O sırada çocuğunuz geçip gidiyor, kapı çarpmıyor. Bunun evet, gözle izahı mümkün değil hocam. Allah o aynen hissi size veriyor. Feraset diyoruz değil mi buna hocam? Evet, evet. İşte ölçemeyeceğimiz şeyler var. Yani cismani bir alem var, bir de mana alemi var. Bunun ikisinin ortasında gideceksin. İki tarafı da uçurum bunun. Sırat-el müstakim diyoruz ya, orta yoldan gidebilmek. Ne sağa düşeceksiniz ne sola. Yani öyle, ne adam dünyaya dalmış, sefil olmuş dedirteceğiz, ne de adam uçmuş dedirteceğiz hocam. Orta yol. Evet, evet, aynen böyle. Yağmur görmeyen topraktan ürün çıkmaz, bitki çıkmaz. Gözyaşı görmeyen kalpte de hakkı bulamazsın. Dolayısıyla bunlar hep hissetmekle olacak olan şeylerdir. Allah'tan işte Allah şifasını versin derken iki türlü sünü de isteyeceksiniz Allah'tan, dileyeceksiniz. Böyle söyleyelim. Evet. Ve biz konumuza yavaş yavaş dönmüş olalım. Hocam dileğimiz cismani ve manevi şifa, ama cismani şifayı soranlardan bir dostumuz var. Serhat Çokdiker'in sorusu. Bacaklarda sinir ucu iltihabı hastalığına bir kür var mı diyor. PNP oluyor değil mi hocam bu, evet, rahatsızlığı evet, kısaltılmış. Yani burada sinir ucu PNP artık günümüzde, evet, günümüzde kullanılan bir şeydir, bu deyimdir. Ben şöyle söyleyeyim. Serhat Çokdiker sormuş bunu. Evet, size. Evet hocam. Şimdi efendim bakın sinir sistemiyle ilgili rahatsızlıklarda, hepsinde değil tabii ama özellikle sinir ucu ve Serhat Bey'in söylediği bu sinir ucu iltihaplanmasında karabaş bitkisi ve melissa ikisi bir araya gelecek. Bunun kürünü uygulayacak. Evelallah
büyük oranda şifa bulacaktır. Hocam biri hangi yöne doğru iyileşme sağlıyor, biri hangi yöne doğru? Mesela kalabaş, melisa. Söyleyelim. Sinir sistemindeki sakinliği, sedatif etkiyi sağlayan ve aynı zamanda da anti-inflamatuvar dediğimiz özelliğe sahip, antibakteriyel özelliğe sahip karabaştır. Ancak karabaşın sedatif etkisiyle melissanın sedatif etkisi, sakinleştirici etkisi çok farklıdır. Yani birbirlerini bu iki bitki tamamlar. Bu anlamda söylüyorum. Şimdi mesela hafif derecede idrar yolları enfeksiyonu çekenler melissa çayı içsinler. Muhteşem bir şekilde yardımcıdır. Ama sakinleştiricidir de aynı zamanda. Yani bu şekilde bunu değerlendirelim. PNP'de de karabaşla melissa birer tutam alacaksınız. Yani 5-6 gram alıp bir bardak suda bunu 5 dakika kaynatacaksınız ve fazla ılıtmadan yani sıcakken de bunu süzüp içecekler. Yani. Tamam hocam. Sorulara devam edeceğiz ama ilk kürümüzle başlayalım. Liken planus ve multiple sklerozu soracağız bugün. Evet, ilk kürümüzle Profesör Saracoğlu'yla ruh ve beden sağlığı devam ediyor. Türkiye Ajansı hafta içi her gün 14.15'te TRT Diyanet'te. Liken planus sık görülen, deriyi, ağız içini veya her ikisini birden etkileyen bir hastalıktır. Liken planus'un belirtileri nelerdir? Bulaşıcı mıdır? Bu hastalığın oluşumundaki başlıca etkenler nelerdir? Profesör Doktor Saracoğlu, liken planus'a karşı hangi doğal kürü öneriyor? Az sonra. Liken planus, bunu soracağız Profesör Saracoğlu'na. Bir telefon bağlantımız var. Kürlerin tarifini verelim, telefon bağlantımıza geçelim. Sevgili Kübra kürleri yaparken Profesör Saracoğlu'na da o soruyu soracağız. Üç doğal bitkimiz var liken planus için. Birincisi süpürge tohumu, ikincisi melisa, üçüncüsü ise süpürge otu. Süpürge tohumu ile otu farklı biliyorsunuz. Önce birinci doğal bitkinin tarifini verelim. Blender'dan geçirdiğimiz süpürge tohumunu bir çay kaşığı sabah, öğlen, akşam birkaç yudum suyla içiyoruz. Bu bir. İkincisi yani melisa ise bir bardak kaynamakta olan klorsuz suda 8 dakika bekletiyoruz, demliyoruz çok kısık ateşte. Akşam yemeklerinden 2 saat sonra içiyoruz. Birinci ve üçüncü doğal bitkiyle beraber uyguluyoruz melisayı. Üçüncüsü hangisidir diye sorarsanız, üçüncüsü de süpürge otu. Birinci doğal bitki bittikten sonra yine melisayla beraber uyguluyoruz süpürge otunu.
Nasıl onun tarifi? Hemen bir bardak klorsuz kaynamakta olan suyun içine yine bir tatlı kaşığı süpürge otunu atıp 4 dakika demliyoruz. Akşam yemeklerinden bu defa 15 dakika önce içiyoruz. Birinci doğal bitki, daha doğrusu melisa akşam yemeklerinden 2 saat sonraydı. Süpürge otuysa yemekten 15 dakika önce diyorum. Kübra hemen başlıyor. Kübra, blender'ı çalıştırıp öyle mi telefona geçelim? Önce süpürge tohumunu yapalım. Evet hocam, müsaadenizle. Tabii. Ben biraz geçirdim zaten. Yeter. Önceden de evet, teşekkür yeter ediyoruz. İstanbul'dan Ayşe Hanım var hocam telefon attığımızda. Ayşe Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Biz de hoş bulduk. Buyurun efendim, sorunuzu bekliyoruz. Hocama hayırlı günler diliyorum. Ben Mart ayının ilk haftasında hocamla görüşmüştüm. Artrosopsiklerin hastasıyım. Bana kiraz sapıyla ısırgan şeysini vermişti, kürünü. Evet. Ben bir ay bunu kullandım. Neticeye mutlaka beni haberdar edin demişti. Fakat ulaşmakta çok zorluk etmişti. İki ay üzerinden ancak ulaşabildim. Tahlillerimde sedimentasyonum 55 ilk kürü kullanmazdan eve. CRP'mde 10.59'du. Şimdi sedimentasyonda bir şey düştü. 54'e düştü. CRP 1.4'e düştü. Şimdi ben bu kürü hocamın kendi setinden kullandım. Aktardan aldığımda yanlış şeyler verdiler. Kullanmak istemedim. Bunu devam etmem gerekiyor mu? Sedimentasyonu nasıl düşürebilirim? Ve de şöyle bir durumda var. Bizim oturduğumuz yer Göktürk'te oturuyoruz. Etraf ormanlık. Bu nem çok fazla olduğu için bu ağrılarımda çok fazla bir farklılık olmadı. Onun bir etkisi olabilir mi? Ne şekilde bir çözüm uygulayabiliriz? Hocamdan bunu rica ediyorum. Peki. Tabii, buyurun. Hatta kalın, soracağım şey var. Peki akşamları karabaş kullandınız mı? Evet, o sitenizin içerisinde bir aylık vardı hocam. Siz bana sabah akşam söylediniz. Peki. Şimdi bakın, burada sedimentasyonun düşebilmesi için öncelikle iltihabı düşürmeniz lazım. CRP 10, yani yaklaşık olarak 10 misli kanda iltihap var. CRP bu 1.4'e düşmüş. Yani neredeyse normal seviyesine inmiş. Normali 0.5 miydi hocam? 0.5 alanlarda var. 0.8 alanlar var ama biri de alan laboratuvarlar var böyle. Hı hı. Şimdi hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Romatimol akto diyor RF işte 9.1, CRP'nin reaktif protein 1.4 diyor. Evet. Tahlinde. Doğrudur. Şimdi burada kandaki iltihabın öncelikle düşmesi gerekiyor. Zaten kür de burada büyük oranda yardımcı olmuş. Yalnız sedimentasyonda tek bir birim, ki bu çok az bir düşüş. Bunun için bir ay daha, yani normalde romatizmanın bir türü olan ankilozan spondilitte ne yapıyorsunuz? Bunu 3 ay, 3 gün bilemediniz 5 gün ara vererek 3 ay devam etmeniz lazım. Hocam, düşme hızı bünyeye göre değişiyor mu? Tabii ki. Yani kişide başka rahatsızlıklar olabilir. Altta yatan başka rahatsızlık vardır. Fakat ilk kürü uyguladığında 60'lardan 70'lerden sedimentasyon normal, yani 20'ye kadar düşebiliyor. Ama kişiden kişiye de hastalık değişebilir, seyir değiştirebilir. Bakın, bir insan vardır. Gripte yorgan döşek yatar, diğeri ayakta geçirir, diğeri hafif geçirir, diğeri ağır geçirebilir. Burada bağışıklık sistemi de çok önemli. Dolayısıyla ben hanımefendiye bunu en az 2-3 defa daha kullanmalarını öneririm. Bu şekilde. Hocam, efendim. Şimdi ben bu sizin kürdeki aldığım tarifte, siz bana televizyondan söylediniz de sabah akşam. Kürün tarifinde ikisi de aynı anda sabah içiliyor. O şekilde mi devam etmem gerekiyor? Şimdi şöyle, bakın.
Kürlerde bazen değişiklikler olabiliyor. Bu değişiklikler neden oluyor? Çünkü ben bir kürü geliştirdiğim zaman, yani şu şekilde kullanılacak diyoruz, veya 6 ay sonra veya 1 yıl sonra ben o kürün üzerinde zaten çalışmaya devam ediyorum. Uygulama şeklini değiştirebiliriz. Bitkiler aynıdır. O değişmez. Burada küre ilk başlayan, yani romatizmal bir şikayete bağlı, bu ankilozan spondilit olabilir, romatoid artrit dediğimiz iltihaplı eklem romatizması olabilir. Ne yapıyoruz? İlk bir haftada sabah ve akşam kurutulmuş kiraz sapı ve ısırganı ilk birinci haftada iki defa kullanıyorsunuz. Sabah akşam, akşam yatmadan da karabaşı kullanıyorsunuz. Bu şekilde uygularsanız çok daha iyi olur ve 7. günden sonra 8'den 30. güne kadar ne yapıyorsunuz? Günde bir defa sabah kurutulmuş kiraz sapı karışımını uyguluyorsunuz. Bunu akşamda uygulayabilirsiniz. Akşam yatmadan da karabaş bitkisini uygulayacaksınız. En son kullanma şekli böyle. Evet. Bitkilerde bir değiş. Buyurun. Hocam yalnız sizin şimdi onlar poşet halinde çay olduğu için onu akşam kullanma imkanı olmuyor. Poşet şeklinde olduğu için demlediğim zaman iki bardak diye tarifte yazıyordu. Birini bir yarım saat evvel, yarım saat sonra da birini tekrar onu kullanma imkanı olmuyor. Onu nasıl yapacağım ben? Onu şu poşet şekilde olduğu için demlenen. Şu şekilde yapabilirsiniz. İki bardakta değil. İki bardakta hazırlıyorsanız iki bardak suda yarısını sabah yarısını akşam içebilirsiniz. Ha, veya, o şekilde bekletebilirim. Evet, tabii ki bekletirsiniz. Yalnız buzdolabında bekletin. İçmeden böyle 20 dakika önce dışarıya alın. Bir oda sıcaklığına kadar gelir o. Onda soğuk içmeyin. Yani bir zararı mı var? Soğuk olmasın. Evet. O da sıcaklığı. Bir kaz yağını da buldum hocam. Kastan getirtirdik kaz yağını da. Onu da dıştan kullanabilirsiniz. Dıştan kullanıyorsunuz. Evet. Dıştan sürebilirsiniz. Veya ardıç yağı kullanabilirsiniz. O da var. Tercihi ben size bırakıyorum. Ağrılı olduğu zaman kaz yağı, bildiğimiz kaz yağı. Evet. Kars'ta bu çok kullanılıyor orada. Ağrı'daki köylerde de var. Hocam, ama K ile yazılıyor değil mi? Onu söyleyeyim. Evet, gaz yağı ile karıştırılıyor çünkü. Ha, aman ha. Gaz yağı değil, yok, yakıt. Yok. Ha, kaz yağı. Şeyden kastan geldi zaten hocam. Tamam. Onu da kullanabilirsiniz. Tercihi size bu. Bu kürü ben 2 ay, 3 ay mı devam edeceğim, evet, hocam? Evet, 3 kez kullanın. Çünkü sedimentasyonunuz yavaş düşüyor. Siz kaç yaşındasınız? 65 yaşındayım hocam. 65 yaşındasınız. Tabii ki 50 yaşından sonra metabolizma yavaş yavaş biraz yavaşlıyor. Onun için düşüşte biraz şey olabilir. Ama evelallah bunu 3 ay kullandığınız zaman, 3 kür kullandığınız zaman sonuç alırsınız inşallah. İnşallah hocam. Şifalar diliyoruz. Peki başka bir ilaç kullanıyor musunuz? Başka bir rahatsızlığınız var mı? Hayır, hiç, yani doktor ilaçlarından hiçbirini kullanmıyorum hocam. Yani başka bir rahatsızlık, ne bileyim diyabetiniz vardır, yüksek tansiyon. Hayır, öyle hiçbir şeyim yok. İyi, hocam. İyi, çok şükür. 65 yaşında. Her şey normal, çok şükür. İyi, maşallah. Maşallah. Ben selametle kalın diyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Hocam, yaş ilerledikçe sadece ilaç yavaş etki etmiyor. Yokuş da yavaş çıkılıyor hocam. Evet. Evet. Evet hocam, şeyi yapalım önce. Şimdi bakın. Tohumunu. Buyurun. Lichen planus'ta bunun tedavisi yok. Tıpta. Yani tıpta tedavisi yok. Kesinlikle. Yapılacak bir şey yok. Ancak tabii ki iç organları da tutabilir lichen planus. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Kullanacağınız malzeme, iki tane malzeme var. Süpürge tohumu ve süpürge otu. Birinci aşamada süpürge tohumu, onu yaptı Kübra kızımız. Hocam önce blenderdan geçiriyoruz. Evet. Parçaladıktan veya havanda sonra iyice ezeceksiniz. Evet, havanda iyice eziyoruz. Tamam. Evet. Şimdi tabii ki blenderdaki miktar biraz görüntüye gelsin diye çok. Miktar, evet, olarak ne kadar alıyorsunuz? Onu bir çay kaşığı var hocam burada. Evet. Hı hı.
bir çay kaşığından biraz fazla da olabilir. Bir tatlı kaşığı. Evet, bunu çiğnemeden birkaç yudum suyla yutuyorsunuz. Sabah, öğlen, akşam. Evet. Ve melissa çayınız var. Evet. Bu birinci aşamada. İkinci aşamada ise süpürge tohumu değil, süpürge otu. Ama içilecek çayı orada gene melissa çayı. Yani limon melissa. Hemen melissayı da tarif edelim hocam. Bir tatlı kaşığı, bir bardak. Klorsuz diye belirtmeye gerek yok. Zaten su klorsuz olmalı hocam, değil mi? Evet. 8 dakika bekletiyoruz. Akşam yemeğinden 2 saat sonra içiyoruz. Üçüncü bitkiyi de tarif edeceğiz. Diken planus nasıl bir rahatsızlık hocam? Bir deri rahatsızlığı bu. Kahverengi olabiliyor ve lezyonlar oluşuyor derinin üzerinde. Bazen de ne oluyor? Mercimek büyüklüğünde pütür pütür derinin yüzeyinde kahverengi ve hakikaten itici geliyor. Fakat bölgelere göre yoğunlaştığı oluyor mu hocam? Tabii ki. Tabii ki. Şimdi kollarda daha çok görülüyor. Ağız içinde ama kollarda en çok görülen bölge kollardadır. Şimdi bunu gören kişiler acaba bu bulaşıcı mı diyorlar. Hayır, bulaşıcı değil. Rahatlıkla el sıkışabilirsiniz, tokalaşabilirsiniz. Yani bir problem yok. Ancak tedavisi olmayan bir rahatsızlık. Bugüne kadar liken planus için bu kürü kime önerdiysek daha ilk bir ayında %60 gerilediğini, çok fayda gördüğünü söylüyorlar. İnşallah, yani dediğim gibi bu kürün birkaç ay kullanılması lazım. Yani en az 3 kez bunun kullanılması lazım. Bir defada veremiyorsunuz bunu. Çünkü zamana ihtiyacınız var. Yani bardak yavaş 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 doluyor. O doldukça da ne oluyor? Vücutta etkisini göstermeye başlıyor. Gerek şeyin, süpürge otunun, gerekse de işte süpürge tohumunun herhangi bir şekilde bir yan tesiri yoktur. Bunu söylemiş olalım değerli izleyicilerimize. Bir de şu var tabii, yani bildiğimiz bu kuşlara yem olarak verilen süpürge otunun tohumu, kuşlar da bunu yem olarak kullanır. Çok faydalıdır. Bağırsakta bağırsak florasını düzenleyicidir, onu da söyleyelim. Sindirimi de kolaylaştırır. Böyle bir nimet. Hocam 3 doğal bitkimiz vardı. Birinci doğal bitkiyle beraber melisayı uyguluyoruz. Yani süpürge tohumu melisa. Daha sonra 3. doğal bitkiyle. Bir ay bunu uyguluyorsunuz. Evet. Arkasından süpürge otuyla melisa. Süpürge otuyla gene melisayı kullanıyorsunuz. Yani o şu, da bir ay. Şu ortadaki bitkiyi bununla da kombinasyon yapıyoruz hocam. Evet. Evet. Aynen. Peki 2 ay arasında ara vermeye gerek var mı? 3 gün, 5 gün ara verebilirsiniz. Evet, anladım hocam. Üçüncü doğal bitkimizin tarifini de verelim. Süpürge otu yine bir bardak suda 8 dakika demliyoruz. Çok kısık ateşte kaynatıyoruz. Akşam yemeklerinden 15 dakikada onu içiyoruz. 15 Şimdi, dakika önce. Şimdi şunu söyleyeyim. Belki şimdi efendim ben bazen bazı bitkilerin kimyası üzerinde çok fazla durmam. Bunu söyleyeyim. Yani bunun üzerinde neden fazla durmuyorum? Çünkü kimyasını verdiğiniz zaman hemen birileri onu kalkıp işte ilaç yapmaya kalkıyorlar filan. Biz ilaç yapılmasına ben karşı değilim. Ancak araştırsınlar, bulsunlar. Hazıra konmak yok öyle. Bakın iki tane, birkaç tane deri hastalığı var. Bunlardan bir tanesi sedef, diğeri ise liken planus. Buna kısaca liken de deniyor. Fotoğrafını biraz önce gösterdi değerli yönetmenimiz. Koldaki örneğini verdiler. Şimdi bakın her iki şikayet, yani liken olsun, sedef hastalığı olsun, karaciğere bağlı denir. Ama bunun tetikleyici organı bağırsaklardır. Allah Allah. Evet, bağırsaklardaki, şimdi eskiden şöyle deniyordu, bilgi şuydu. Efendim 500-600 çeşit birbirinden farklı bakteriler, iyi ve kötü huylu bakteriler, yani kötü protein salgılayan bakteriler var. İyi
protein salgılayan bakteriler var. Bunlar bağırsaklarımızda bizim denge halinde yaşarlar. Ama bir tanesi bunlardan kötü bakterilerin sayısı, bir iki tanesinin sayısı arttığı zaman ne oluyor? Hastalıklar ortaya çıkıyor. İşte gerek sedefte, gerekse de likende bakterilerin sayısı 500-600 değil, onu da düzelteyim. Birçok kitapta yazar 500-600 çeşit birbirinden farklı bakteri var diye bağırsaklarda. 30 bine yakın insan bağırsağında bakteri var, birbirinden farklı. Hocam şu kısmı bir daha anlamak istiyorum. Şimdi iyi bakteriler var, kötü bakteriler evet. var. Ne oluyor da hastalık oluyor? Onu sizden bir daha dinleyip bir şey söyleyeceğim. Lütfen söyler misiniz Tabii. o kısmını? Şimdi efendim bakın, öyle bakteriler var ki... Sayıları eşit mi hocam, iyi ve kötü bakterileri? Ya bir tanesine 10 varsa diğerinden de 10 adet olacak değil. Mühim olan onun gücüdür. Şimdi ya buradaki güç derken şunu kastedelim biz, performansı. 10 tane bakteri vardır, iyi bakteridir, faydalı bakteridir bunlar. Sayısı 1000 olana karşı dengededir. Ama güçlüdür. Güçlüdür çünkü o 10 tane bakteri. İşte bu şeye bakmıyor, yani performansa, biraz da performansa bakıyor. Bir de salgıladıkları proteinlere. Bakın bakteriler protein salgılar. Yani dışkısıdır o bakterinin. Nasıl söyleyelim? İnsan yer içer tenasül eder diyoruz ya, bakteriler de salgı salgılıyorlar. Şimdi burada bağırsağın membranı, yani duvarı, yani zarı, bazı proteinleri, zararlı proteinleri, işte zararlı bakterilerin salgıladığı o proteinleri, zararlı proteinlerin kana karışmasına sebep oluyor. Ve bunlar da bazı deri hastalıklarının veya bazı organ rahatsızlıklarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Hmm. Sedef böyle bir hastalık. Liken böyle bir hastalık. Yani onun tetikleyici ortamı insan bağırsağıdır. İnsan bağırsağındaki floradır. Çinlilerin bir atasözü var Cemalettin. Buyurun hocam. Bağırsakları sağlıklı çalışan toplumların doktorları aç kalır der. İş yapamazlar der. Bağırsak florası gerçekten çok ama çok önemli bir sindirim bölgemizdir. Onu iyi korumamız lazım. Bakterilerden yola çıkarak demin söyleyeceğim şeyi söyleyeceğim hocam. Dediniz ki kötü bakterilerin gücü artınca hastalık oluyor. Sayıları artar. Sayıları evet. artar, güçleri de artar değil mi hocam? Tabii. Kötü bakteriler sayıları az olsa da güçleri fazlaysa galebi çalarlar, galip Tabii. gelirler. Ben buradan şunu anlıyorum. Dünyada iyilerin sayısı az olabilir. Kötülerin sayısı fazla olabilir. Ama iyiler ne kadar güçlenip birlik olurlarsa, birbirlerinden ayrılmazlarsa kötülüğü o derece bastırma imkanı bulurlar. Evelallah. Örnek vereyim mi? Buyurun hocam. Alemlere rahmet Peygamber Efendimiz bu dünyaya geldiğinde insanlık adına gelmiştir. Tüm insanlara gelmiştir ve insanlık adına mahkeme açmıştır, dava açmıştır. Nedir o dava? La ilahe illallah. Yani bu işte insanlık adına açılmış bir davadır. Bu böyle bir şey. Hazreti Musa tek başına Firavun'a karşı gelmiş, o kadar kötüye karşı. İşte sonunda biliyorsunuz Firavun'u yeniyor. Tabii ki bu bütün mekanizmaların arkasında ne var? Yüce Allah var. Allah'ın kudreti. Çünkü Hazreti alemlere rahmet Peygamber Efendimiz de bir abdır, bir kuldur. Hazreti Musa da tamam, o da bir peygamberdir ama o da abdır. İşte o kulun arkasında Allah var. O devrede olduktan sonra Allah var, dert yok diyorum ya, illa şifa anlamında değil. Mümkün değil. Hiçbir güç sizi yenemez Cemalettin. Yok böyle bir şey. İşte biz buna iman diyoruz. Bu iman gücü olduktan sonra o isterse sayıları milyonları bulsun ve gider. Hani Musa saraya girmekten korkuyordu ya, çekindi. Ben dedi tek başıma burada nasıl savaşırım, nasıl tebliğ edeceğim ben Allah'ın adaletini deyip geri çıktı değil mi? Ben sonra geleceğim dedi. Ama Firavun'un katlettiği o 900 bin küsur erkek çocuk dünyaya gelen
erkek çocukların ruhlarını görünce orada karşısında, tamam biz senin için burada feda edildik, senin uğruna biz katledildik, bizi sen bilerek Firavun katletti, canımızı aldı, hadi dediler içeri. Ve sonunda ne oldu biliyorsunuz. Dolayısıyla bu iş sayıya bakmaz. Yani bu çok farklı bir şeydir. Yani işte biz ne diyoruz? Güç haktadır. Hocam Napolyon'un ordusu Alman bir subayı esir alıyor. Tek bir subay. Napolyon diyor ki Almanya bitti diyor hocam Alman subaya. Alman subaya diyor ki bitmedi diyor. Tam gidecekken şaşırıyor diyor. Nasıl bitmedi yani diyor Napolyon. Diyor ki ben daha ölmedim diyor hocam. Aynen. Bu iş böyledir. Hatta bak şimdi laf lafı açıyor da nereden nereye? Bu arada Kübra 3. doğal bitkimizi süzüyor hocam. Devam edin lütfen. Evet. Melisa mıydı o Kübra? Bu süpürge otu. Şimdi Melisa'yız. Tamam buyurun devam edin. Özür dilerim hocam. Fransızlar biraz matematikte şeydirler. Mahir. Mahirdirler. Ustaları çoktur. Efendim Napolyon dönemin en büyük matematikçisini çağırıyor. Diyor ki bana öyle bir denklem bul ki bu kainatın yaratıcısını ifade etsin. Ve işte başlıyor bu kişi denklemler türetmeye şunu bunu. Sonunda Napolyon'un önüne koyuyor bir sürü denklemler. İşte integraller, türevler, efendim determinantlar, matrisler. Yani ben diyor burada Allah'ı görmüyorum diyor. Kainatın yaratıcısını görmüyorum diyor. Diyor ben bunları yazarken buraya ona hiç ihtiyacım olmadı diyor. Şimdi dolayısıyla burada bu işleri doğru anlamak lazım. Cismani giderseniz bu iş olmaz. Sırat el müstakimden sapmış o. Bir tarafları görüyor işte. Bu böyle bir şey. Şimdi belki bu kişi kimdir bu ünlü matematikçi diye sorar bazı değerli seyircilerimiz ve izleyicilerimiz. Bu şeyde özellikle kuantum fiziği ve kuantum kimyasında kullanılan operatörler vardır. Operatör işlemci demektir. Laplace'dır bu kişi. Laplace. Evet. Napolyon ona söyle. Git der bana şu kainatın yaratıcısının şeyini bul. Denklemlerini çıkart. Onu görmek istiyorum ben. Allah Allah. Evet. İşte böyle. Yani mutlak bilime inananlar. Fizikle, kimyayla, biyolojiyle, tıpla siz ancak cismani yapıları çözebilirsiniz. Manaya asla bu şekilde giremezsiniz. Oraya kalple, gönülle girilir Cemalettin. Seni seviyorum demenin verdiği etkiyi matematikle izah edemezsiniz hocam. Aynen, evet. Aynen. Çok basit bir örneği, severek verdiğim bir örneği ben burada değerli izleyicilerimize tekrar vereyim. Belki üçüncü defadır anlatıyorum. Televizyonda bizi onu anlatırken seyretmemiş olan değerli izleyiciler. Bunlar da bir kür oluyor hocam bu arada. Evet. Yani işte dudak diyorsunuz değil mi efendim? Bu dudağın bir kimyası, bir biyolojisi var. Bir biyolojik yapısı var. Anatomisi öyle değil var. Mi? Anatomisi var. Hücrelerden oluşmuş. Şimdi bu dudak gidiyor beşikteki bebeği öpüyor. Aynı dudak gidip annenin elini öpüyor. Aynı dudak sevdiği insanı öpüyor, sevgiliyi öpüyor. Sizi bir manadan alıyor, bir manaya götürüyor. Oradan alıyor, öbür tarafa. Hadi anlat bakayım bana bunun biyolojisini, kimyasını, matematiğini, fiziğini de anlayalım. Anlayamazsınız. Bir dudak böyleyse şu kalp nasıldır hocam? Aynen. İşte biri afak, diğeri enfus dediğimiz. Onun için Fussilet suresi 41. surenin o 54 ayettir. En son ayetin bir önündeki 53. ayetini okusun değerli izleyicilerimiz. Biraz üzerinde tefekkür ettiğiniz zaman ha demeye başlayacaksınız. Anlamaya başlayacaksınız, kavramaya başlayacaksınız. Ve göreceksiniz ki iman yolu size ne kadar açık, önünüzde bir derya olup gidecek. Yani yoksa fizik, kimyanın bunların şeyleri hep sınırlıdır. Yani tarif edersiniz de. Gönül ve kalbin sınırı yoktur. O sınırsızdır. Neden? Çünkü Allah insanın gönlünde misafirdir. Evet hocam. Evet. Hocam şu anda önümüzde misafir olan şu
yiyecekler. Ha, şimdi liken planus rahatsızlığı yaşayanların en azından hastalık geçene kadar tüketmemesi gerekenler. Evet, yapmaması gereken şeyler yapmaması var. Yapmaması gerekenler. Evet. Normalde yani yeseniz, genel olarak deri hastalıklarında sarımsaktan, greyfurt, portakal suyu, greyfurt suyu, portakal suyu, acı baharat, turşu çok sever insan. Evet. Domates. Bunlardan uzak duracaksınız. Yaklaşmayın yanına. Bir de hocam şu anda maalesef aramızda bulunmayan beyaz üzüm. Taze beyaz. Taze beyaz üzüm. Bravo, teşekkür ediyorum. Efendim bazı insanlar der ki işte efendim sarımsağın içerisinde aliin var. Varsa var biliyoruz. O antibiyotik özelliklidir. Yani iltihap kurutucudur. Sivilceleri olan genç kızlar, genç erkeklerde işte sarımsak önerirler. Niye? Efendim doğal antibiyotik. Doğru, kabul ediyorum. Ama sivilcenizi azdırır. İltihabınızı azdırır. Hani doğal antibiyotik özelliği? Doğal antibiyotik özelliği derideki iltihapta çalışmıyor. Sarımsağın aliin dediğimiz iki i ile yan yana yazılır. Deri hastalıklarındaki iltihaplarda, aknelerde, sivilcelerde çalışmaz. Onu kurutmaz. Aksine daha çok azdırır. Zaten tıbben de hocam her rahatsızlığa aynı antibiyotik verilmiyor değil verilmez mi? Verilmez tabii. Evet. Çalıştığı yer var, çalışmadığı yer var. Aynı anahtarla siz bütün iltihapları çözebilir misiniz? Hocam bir, çok değerli bir tanıdığımız tiroidinde nödüller olduğunu söylemişti. Doktor işte kontrole gel demiş bir sene sonra herhalde. Sarımsak yemiş hocam. Evet. Sürekli her gün sarımsak ve bir sene sonra gittiğimde doktor nödüllerin küçüldüğünü dedi. Söyledi dedi. Bunda etkisi olabilir mi tiroidde? Şimdi, bu bir tesadüf müdür, tevafuk mudur? Şimdi şunu söyleyeyim. Bakın sarımsağın gerçekte kolesterol düşürücü özelliği var. Bazı durumlarda sarımsak %100 her yüksek tansiyon hastasında değil ama tansiyonu da birkaç birim düşürme özelliği var. Ben şunu söylüyorum değerli izleyicilerimize. Pişmişinde bu özellik yok. Geliyorum tiroide. İlla ki çiğ tüketeceksiniz. Şimdi efendim bazı insanları da görüyorum. Görüyorum derken resmen algılıyorum. Çok ağır sarımsak kokusu konuşurken yani bedeninden dahi çıkıyor artık bu sarımsak. Bakın bu da yanlış bir şey. Yani sarımsaktan bunu tansiyon düşürmek için veya kolesterolünüzü düşürmek için bu çiğ sarımsağı. Ha karşılıklı iki kişiyseniz ikiniz de sarımsak tüketin. Kokusu sizi rahatsız etmez, duymaz burun. Çünkü siz tükettiniz, karşınızdaki de tükettiği için. O zaman ne yapacaksınız? Birbirinizi tüketmemiş olursunuz. Yani ha birbirinizi rahatsız etmemiş olursunuz. Peki adamcağız sarımsak tüketiyor, ne yapsın? Yani gerçekten rahatsız edici ve itici bir şey. Ama bunun da çaresi ne var. Ne yapsın hocam? Sor. Ne demişler? Sora sora Kabe bulunur diyorlar ya. Sormuyor vatandaş. Yani Peygamber Efendimizin alemlere rahmet en çok sevdiği şeylerden bir tanesi nedir? Güzel kokudur biliyorsunuz. Güzel koku. Evet. Demek ki insanın da güzel kokması lazım. Burada yapacağınız şey şu. Efendim taze sarımsağı çok seviyorsanız ki ben de severim. Lütfen sofradan kalkmadan böyle bir avuç taze maydanoz tüketin. Ağız kokunuzu ve sarımsak kokunuzu alacaktır. Peki bir şey daha. Sarımsağı çiğneyerek tüketmekle yutmak arasında fark var mı? Tabii ki fark var. Mutlaka çiğneyeceksiniz. Çiğnenmesi lazım. Yani o midenin ben yutuveriyorum diyor da tamam yutuyorsunuz da onun ancak %10'undan istifade edersiniz. Mutlaka çiğnenmesi lazım. O zaman sarımsak bir çiğneme tableti hocam. Evet. Ha şimdi efendim bakın bunun tabletleri de var. Gerçekten sarımsak tabletleri var. Benim bildiğim 4-5 tane firma var. Fakat bunun içinden bir tanesi düzgün. Yani bu sarımsak tabletini yapan. Çünkü işin kimyasını biliyor adamlar. Neleri saf dışı bırakacaklarını biliyorlar. Ve onlarınki hakikaten şeyde etkili. Kolesterolü düşürmekte ve tansiyonu da gerçekten 1-2 birim düşürüyor. Neyse yani ben bu arzu hali burada arz ettim.
sarımsak kokan değerli izleyicilerimiz belki bana gönül koymuş olabilirler. Ama ben onlara çözümle geliyorum. Lütfen bir avuç böyle yani 4-5 tane sapıyla beraber taze maydanoz tükettiklerinde karşısındaki insanları rahatsız etmeyecekleri şekilde rahat hareket edeceklerdir. Çünkü terlediklerinde bedenlerinden sarımsak kokusu bile çıkıyor. Hele koltuk altları. Küçük bir latife yapayım hocam. Eğer bir yakınınız çok sarımsak kullanıyor, kokusundan rahatsızsanız yanınızda hocam bir avuç kedi otu bulundurun. Evet. Peki hocam, muhatap eskileroza geçebilir miyiz? Evet. Evet, Profesör Saracoğlu ile ruh ve beden sağlığı, biraz muhabbet, biraz latife. Elbette ki şifalı kürler ama her şeyden önce sağlıkla devam ediyor. Ya Rabbi ya Resulallah. Yani Allah var dert yok. O ağrı dediğimiz şey en geç bir dakika sonra yok. Allah'ın yarattığı bu doğa asla ve asla çöp üretmez. Tedbirli kulunu Allah sever. Bu kadar nimeti de boşuna yaratmadığına göre siz tedbirinizi alın, evelallah bir şey olmaz. Profesör Saracoğlu'yla Ruh ve Beden Sağlığı tekrar bölümleriyle Salı ve Perşembe 17'de TRT Diyanet ekranlarında. Multiple skleroz, nörotravmanın ardından genç erişkinlerde en sık görülen nörolojik bozukluktur. Hastalığın sebebi daha tam olarak anlaşılmamış olmakla birlikte genetik ve çevresel etkenlerin birleşimiyle ortaya çıktığına inanılmaktadır. Multiple sklerozun belirti ve bulguları nelerdir? Profesör Doktor Saracoğlu bu hastalığa karşı hangi doğal kürü öneriyor? Evet, İstanbul'dan bir seyircimiz var. Telak Bey, hoş geldiniz. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Telak Bey, isminiz ilginç, sorunuz da ilginçtir. Buyurun, dinliyoruz sizi. İsmim nüfus memuru Talat Yazıcıhan'ı Telak yazmış efendim. Orada benim yani aslında, estağfurullah, aslında Talat değil mi? Normali Talat ama Talat. Nüfus memurumuz yazarken işte babam gitmiş demiş ki, Telat demiş, o da Telat yazmış. Talat yazması gerekirken. Talat Bey, nüfus memurunun yazdığını biz kabul etmiyoruz. Hemen ekrana Talat Bey yazıyoruz. Buyurun efendim, sorunuzu dinliyoruz. Efendim, hocama önce saygılar, sevgiler sunuyorum. Saygımızdan bizden. Kendisinden 100.000 kere ömür boyu sağlık ve afiyet diliyorum. Allah razı olsun. Efendim, benim rahatsızlığım tesadüfen eşimin vasıtasıyla çıktı. Dedi ki eşim bana, gel dedi bir gün dedi bir kan tahlili yaptıralım falan dedi. Kan tahlili yaptırdık. Bu kan tahlilinin neticesinde kan yoğun çıktı. Bu yoğunluktan mütevellit dediler beni şeye gönderdiler, internaye servisine. İnternaye servisine gittiğim zaman da internaye servisine de dediler ki işte size dediler interferon tedavisi uygulayacağız. Sizde kronik hepatit B var dediler. Evet. Böyle deyince ben tabii tedirgin oldum. Bilmediğim bir konu. Bir de bulaşıcı hastalık deyince eyvah dedik. Biz gidiyoruz galiba diye öbür tarafa. Bir tedirginlik vasıl oldu. Velhasıl interferon tedavisi olmaya, bu arada doktorumun ismini vermemde bir sakınca var mıdır bilmiyorum ama Rukiye Korur hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Evet, o interferon tedavisi yaptırdı. Bir sene tedavi gördüm. Her hafta bir yerden vurmak suretiyle. Ve tedavi bitti. Tabii bu arada tahliller hepsi oluyor. Sonunda bıraktık, bitti. Dedik bir bakalım. 3 ay sonra tekrar emzinler yükselmeye başladı benim. Bu sefer ne yapacağız dedik. Bu sefer dedi ki artık ömür boyu dedi hap kullanacaksın dedi bana. Ondan sonra hap verdi. O hapı kullanmaya başladık. O hapları kullandığım zaman ne yaptı? Bu şeyler devamlı seviyede kaldı.
Şimdi ondan sonra böyle yapınca ben şimdi bu sefer doktor değiştirmek zorunda kaldım. Bu sefer doktor değiştirdiğim zaman doktora gittim, başka doktora gittim. Bu doktor da bu sefer önceki kullandığım, aşağı yukarı bir sene kullandığım hapı değiştirdi. Bir de yüzümde şeyler çıktı, kızarıklıklar çıktı. Evet. Yüzüm, yanaklarım kızarıyor, alnımda yaralar, böyle bir şeyler olmaya başladı. Doktor bu sefer dedi ki ilacı değiştirelim dedi. İlacı değiştirdi bu ikinci doktorda. O da Bedi'yi, ay soyadını unuttum efendim. Bu doktor da işte öyle değiştirince şimdi kullanıyorum ama yani rahatsızlığım ne? Allah'a şükür. Hiçbir rahatsızlığım yok. Sadece yüzümde bir kızarıklıklar oluyor. Onun dışında başka bir şey olmuyor. Ve yattığım zaman, istirahat yaptığım zaman ilacı yutuyorum. Ondan sonra bir bakıyorum böyle bu göğsümden aşağıya doğru bir yanma zuhur ediyor. İlaçtan sonra. Evet. Aşağı yukarı ilacı yuttuktan bir saat sonra falan bir yanma. Hadi bu kısa bir bardak daha su içeyim, bir bardak daha su. Bazen namaza gidiyorum. Öğlen namazına gidiyorum. Vallahi zor yetişiyorum. Namazı zor kılıyorum. Bu sefer sıkıştırıyor tabii. Evet. Velhasıl hocam bu. Sorunum bu. Ben tamam. Sizden bu hapı kullanmamak için sizden bir güzel şey istiyorum. Tarif istiyorum. Kür istiyorum. Gerçi sizin kürlerinizi internetten baktım. Bütün hepsine bakıyorum. Bazı iki çeşit, üç çeşit de bu hepatit B için bir kürler gördüm. Bunları söylemek peki. istiyorum. Bir tek daha bir şey daha bir istirhamım olacak çok, hocamdan. Çok kısa olsun lütfen. Tarak. Çok kısa efendim. Evet buyurun. 80 küsur yaşında benim kayınvalidem var. Dün Eminoğlu çıktım yukarıya, ağlıyordu kadıncağız. Kemiklerim ağrıyor. Al beni bir kemik doktoruna götür. Gittik kemik doktoruna da götürdüm ben de onu İstanbul'a götürdüm. Orada da işte çok iyisin filan dediler. Kemik erimesi var bilmem ne. Kadıncağız ama dün bir de yağmurluydu hava. Acaba onun etkisinden çok kemiklerim ağrıyor diyor. Yaşlı. Buna da bir şey söyleyebilirsen çok memnun tabii olacağım ki. Efendim. Çok teşekkür tabii ederim. Tabii ki. Rica ederim. Şimdi önce sondan mı başlayalım hocam? Evet, sondan da başlayabiliriz. Kayınvalidesi için Talat Bey'in. Şimdi efendim osteoporoz, kemik erimesi yaşlı insanlarda, özellikle bayanlarda daha çok görülür. Neden? Çünkü menopoza girme yaşına geldiklerinde ne oluyor? Menopoz döneminde östrojen hormonu seviyesi yavaş yavaş düşüyor. Tabii ki östrojenle kalsiyum ikiz kardeş gibidirler. Onlar birbirleriyle çok iyi anlaşırlar. Hı hı. Östrojen düşünce vücut kalsiyum atmaya başlıyor. Kalsiyum nerede bulunur? Kemiklerde bulunur. Ve işte osteoporoz dediğimiz halk arasında kemik erimesi olarak tarif edilen bir şikayet ortaya çıkıyor. Şimdi şunu söyleyeyim ben. Eğer osteoporozunuz var ise sütten ve peynirden uzak duracaksınız. Neden? Gerek süt ve süt ürünlerinde, parantez içerisinde yoğurt hariç, çünkü orada bir fermantasyon olayı var, mayalanma olayı var. Ondan dolayı kimya değişiyor, yoğurt tüketebilirler. Yapısında özellikle bu kazein dediğimiz proteini sütün zengin kükürt içerikli amino asitlerden oluşuyor. Bunlar da vücudu asidik yapıyor. Vücut dengeyi koruyabilmesi için ne yapacak? Kendisini bazik yapmaya çalışıyor. Bazik yapacağı için de bir minerale ihtiyacı var. Hani lisede, ortaokulda çocuklara öğretiriz. Kalsiyum bikarbonat dengesi. İşte bunun içinde kalsiyuma ihtiyaç var. Kemiklerden ne yapıyor? Kalsiyumu çekmeye başlıyor ve kemik erimesi hızlanıyor. Süt ve peynirden uzak duracaklar. Özellikle kayınvalidenize brokoli, çok az suda brokoliyi haşlayacaksınız. 150 gram brokoli yeterlidir. Bilemediniz 200 gram. Yarım bardak suda onu haşlayın, ağzı kapalı, onun buharında 5 dakika
hem suyunu içsin hem de brokoliyi salata olarak kendisine yedirin. Evvel Allah göreceksiniz o kemik erimesi nasıl güçlenecek. Bir de avokado, olgunlaşmış avokado. Brokoli kalsiyum deposu dediniz evet, değil mi? Evet, kalsiyum deposudur. Bunu söylemiş olalım. Bir de avokado. Avokadoyu yedirirken ne yapacak? Efendim, onu bizim insanımızken bizim kültürümüzde olmayan bir meyvedir. Bu işte 1990'lı yıllarda turizmin gelişmesiyle avokado çok sorulur ve aranır oldu turizm sektöründe. Böylece bizim mutfaklarımızda da yerini almaya başladı. D vitamini eksikliği olanlar, özellikle avokado ve kemik erimesi olanlar, özellikle avokado tüketsinler. Haftada 2-3 tane tüketebilirler. Tadı yavan gelecektir. Limon sıkabilirler üzerine. Güzelce ekmeğine sürüp bunu tüketebilir. Balla da karıştırabilirler eğer şeker hastası değillerse. Evet. Böyle krem haline getirip. Krem haline geliyor. Şimdi efendim diyecekler ki hocam siz asitli şeyi yasaklamıştınız. Limon da asitli. Efendim limon suyu asit özelliğine sahiptir. Ancak asidik yapmaz vücudu, tam tersi bazik yapar. Kayınvalidenize vücudu bazik yapacak olan gıdaları tüketin. Bakın yasak olanları söylüyorum. Başta süt, yumurtayı unuttum, yumurta ve peynir. Bunlardan uzak dursunlar. Bunlar çok kuvvetli asit yapıcıdır. Yoğurda devam. Yoğurt tüketebilir, hiçbir mahsuru yok, brokoli. Bir de vücudu bazik yapıcı gıdaları tüketirse kalsiyum emilimini de artırır. Nedir bunlar? Mesela kayısı, incir, taze incir veya kuru incir. Tabii 85 yaşındaki bir insanın inciri tüketmesi zor olacaktır. Bir de onun çekirdekleri eğer takma diş kullanıyorsa aralarına gidecektir. Ne yapacaklar? Kaynatıp suyunu içirecekler 15 dakika. Böyle 1,5-2 bardak suda, şeker hastası değilse 5-6 tane kuru inciri kaynatsınlar ve suyunu içirsinler. Bir defada içmesine gerek yok. Gün içerisinde onu yudum yudum tüketsin. Hem ona enerji verecektir, hem de zindeliğini artıracaktır. Hem de vücudu bazik yapacağı için kalsiyum atılımına engel olacaktır. Peki Talat Bey ne diyoruz hocam? Şimdi gelelim Talat Bey'e. Bakın Talat Bey, bana öyle bir soru sordunuz ki bu sorunuzda ben kesinlikle ve kesinlikle yetkili değilim. Çünkü ben bir tıp doktoru değilim. Ben bir kimyacıyım. Yani teşhis koyucu değilim diyorsunuz. Asla. Ve modern tıbbın ilaçlarını da öneremem. Bunlar doktorların işi. Anladım. Dedi ki şu ilaçlardan çok çektim. Yani yüzümde de ağız içinde de zannedersem şikayetlerim arttı derimde. Bunun için şunu keseyim de bana alternatif bir şey öğren. Kesinlikle doktorun verdiği bir ilacı kesemezsiniz. Onu ancak doktora danışarak yapabilirsiniz. Saracoğlu Hoca bir kür önerdi diye zinhar bu ilacın yerine geçer. İlacı keseyim işte bu bitkiyi kullanayım yanlış. Şimdi ben ama size bir öneride bulunacağım. Evelallah o transaminaz enzimleri, karaciğer enzimlerim yükseldi diyor. ALT, AST, GGT, GGT dediği gama glutamil transferazdır. Hemen kısaca söyleyeyim hocam. Burada yapacağınız şeyi söylüyorum. Bakın ama bu işin başlangıcı var. Şunu söyleyeyim. O hepatit B virüsünü aldı ya şey başta Talat Bey, bir yerden bulaştı o. Eğer elma tüketen bir insan olsaydı, ama hangi elmayı? Yakışıklı elmalar değil. Amasya elması. Amasya elması. Doğal elma. Bir sürü Çankırı'nın, Safranbolu'nun, Ege'nin bir sürü doğal elması var. Bakın onların üzerinde böyle grimsi renkli bir tabaka görürsünüz. Hatta üstünüze sürer. Sonra da elma kırmızıysa kıpkırmızı rengi parlar. O sildiğiniz şey ne biliyor musunuz? Neydi hocam? İnterferon. İnterferon. Şey neyle, Talat Bey neyle tedavi oluyor? İnterferon. İğne tedavisi. İnterferonla. İşte
elmayı doğal haliyle, doğal elma, zirai ilaç kullanılmadan tüketeceğiniz elma karaciğerin, karaciğerin ki oraya virüs saldırıyor. Hepatit B ve C karaciğerin parenkim hücrelerine yerleşiyor. Orada hepatit C ise virüs C oluyor, işte B ise B, hepatit B deniyor. Eğer onları tüketiyor olsaydı o hepatit B virüsü Talat Bey'in karaciğerine yerleşemezdi. Kalkan. Tabii ki zırh oluşturuyor. Yani Allah boşuna mı yarattı bu nimetleri? Siz doğal olanı tüketin. Siz doğal olanlar Allah'ın değiştirilmemiş ayetleridir. İstediğin kadar yakışıklı elma ye. Hocam işte onun üstünde de görüyoruz böyle şeyler var. Grimsi, toz gibi. Hayır, onlar çok farklı. İşte interferon dediğimiz şey bu. İnterferon iğnesi ve o kadar pahalı bir iğne ki o haftada bir kez vurulur. En az 6 ay ve 1 yıl hatta 1,5 yıl bunu kullanırlar. Sonra viral yüke bakarlar. Aa negatif oldu derler. Tamam mı? Aynen Talat Bey'in başına geldiği gibi. Negatif oldu viral yük derler. Sıfırlandı. Bir bakıyorsun bir hafta sonra tekrar nüksetmiş. 3 ay sonra. Şimdi bu iğne tedavisinin o kadar ağır yan tesirleri var ki flu-like sendrom dedikleri, sanki ağır bir grip geçiriyormuşsunuz gibi bu tür şikayetleri size yaşatıyor. Şimdi ben şeye, Talat Bey'e şunu söylüyorum. Karaciğerinizi yormayacaksınız. Hı hı. Nedir bunlar? Kızartmalardan uzak durun. Ağır tatlılardan, özellikle kızartma tüketmeyeceksiniz. Kızartmalardan uzak durun. Ve lavanta çayı içecekler. Hı hı. Lavanta, bildiğimiz lavanta. Tamam. 10 dakika kaynatın, bir tatlı kaşığı. Evelallah bak o transaminaz enzimleri nasıl düşecek. Ama ilacınızı kesmeyin ve lütfen doktorunuza da bilgi verin. Deyin ki ben lavanta çayı içeceğim, bunun için bana karşı geliyor musun? Siz bilgi verin. Bakın Cemalettin. Bin değil, on binlerce insan dua ediyor bu lavantaya. O düşmeyen karaciğer enzimlerini nasıl düşürüyor? Allah. O viral yükü nasıl düşürüyor? Ha herkeste mi bu böyle? Hayır. Ama başarı oranı %70, %75. Bu kadar etkili bu lavanta çiçeği. Ama Anadolu topraklarında yetişen, ha senin İtalya'da, Avusturya'da, bilmem Alpler'de yetişmiş, İsviçre Alplerinde yetişen değil, illaki Anadolu toprağı. Çünkü farklı. Ecnebi bitkisi değil, ecdadın bitkisi yani. Ha, bravo, bak bu lafı beğendim. Ecnebi değil, ecdat bitkisi. E tabi yani. Şimdi bunu, bu lavanta, Lavandula officinalis'tir, Latince adı. Muhteşem bir bitki. Yani bu şey için, karaciğer enzimleri, hepatit B ve hepatit C'ye bağlı. Bir de Talat Bey'e şunu söyleyeyim. Kaç yıllık hepatit B olduğunu bilmiyorum. Mutlaka ama mutlaka her yıl kontrolü olacak. Hepatit B'nin DNA'sına bakılacak. Çünkü bunlar 10 yıl içerisinde genetik yapılarını değiştiriyorlar. Mutasyon. Yani kendilerini mutasyona uğratıyorlar. Onun için mümkün olduğu kadar doğal beslenmeye baksınlar. Bakın o kadar pahalı bir ilaç ki o. Yani interferon tedavisi. Parası bizden çıkmasa da devlete yük hocam. Devlet yine yük. Vergiyi de biz veriyoruz. Yine biz tabii, yükleniyoruz. Yani. Şimdi şu var. Yani bunun şeyi eskiden 1500 dolardı onun tek bir iğnesi. Bugün düştü zannedersem 500-600 dolara. Düşünün haftada ama bir. Ama dolar yükseldi bu defa hocam. Haftada bir bunu kullanıyorsunuz. Bir yıl veriyor doktor. 52 çarpı 1000 dolar deseniz 52 bin dolar sadece bir yıllık bu sadece ilaç masrafı. Yani ve ağır da yan tesirleri yaşıyorlar. İşte doktorunu değiştiriyor. Doktorun burada yapacağı bir şey yok ki. Evet. Bakın şimdi bağışıklık sistemini güçlendiriyor diyoruz ya Cemalettin Bey. Laf lafı açıyor. Şimdi efendim bağışıklık sistemi için C vitamini, E vitamini işte şunda şu antioksidan var. Hayır. Siz bunları zaten sebzeler, meyveler üzerinden alıyorsunuz. Bağışıklık sistemini tablet, vitaminle bir yere kadar güçlendirebilirsiniz. Bakın karaciğerin bağışıklık sistemi farklıdır.
kalbin farklıdır, böbreklerinki farklıdır, bağırsağın bağışıklık sistemi farklı çalışır, mideninki farklı çalışır. Efendim işte portakal suyunda bol C vitamini var, içelim bağışıklık sistemim güçlensin. Hangi organını güçlendiriyor o senin? Ona bakacaksınız. Bak, çünkü bakın şimdi bir şöyle söyleyeyim, yani bağışıklık sistemini güçlendirmek demek sadece vitaminlerle, minerallerle olmuyor. Her organın bağışıklık sistemi farklı. Siz karaciğerin bağışıklık sistemini güçlendirmek istiyorsanız, yani bugün denizde yıkanmak farklı şeydir, dağa çıkmak farklı şeydir. Her ikisi de bağışıklık sistemini güçlendirme anlamında faydalıdır. Deniz suyu da tabii ki. Ama bunu tek tip antioksidan adı altında bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hayır. Bir insanın midesinin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi farklı şeydir. Çünkü midesi zayıftır. Ama sizinki çok güçlüdür. O birinin karaciğeri zayıftır. Ha, karaciğerin bağışıklık sistemini güçlü yapmak lazım. Bunun için ne yapacaksınız? Enginar tüketeceksiniz. Deve dikeni mesela 15 gün bunun çayını içeceksiniz. 6 ayda bir. Karaciğerin bağışıklık sistemini güçlendirmek için maydanoz limon kürünü uygulayacaksınız. Karaciğerinizi hem yağlandırmaz, yağ varsa da karaciğerde onu atar ve karaciğerdeki mikropların, daha doğrusu virüslerin aktive olmasını da engeller. Böyle bir şey işte bağışıklık sistemi. Bu genel olarak efendim bağışıklık sistemini, hadi canım böbrek için farklı bir bağışıklık sistemi çalışıyor orada. Böbrek için farklı şeyi uygularsınız. Her şeye, her organa, her dokuya şey çalışmaz. Portakal yedim, tutmayın beni, yok yani. Ha, yok öyle şey. İşte yeri geldikçe bunu anlatırız. Bir şey soruyordum. Estağfurullah. Multibisiklerozun kürünün tarifini verelim hocam. Program son 15 dakikasındayız. Sen o portakal suyunu oraya çıkarttırdın. Bir şey soracaktım. Ha evet evet, onu soracaktım hocam. Şimdi az önce kokladım onu. Kutunun üstünde %100 doğal yazıyor hocam. Ha. Ben yani Allah'a şükür aklım var. Doğal portakal suyunu tadını da biliyorum. Kokusunu da biliyorum. Da biliyor ama tutmuyor. Ne tadı uyuyor ne de kokusu uyuyor. Yani adeta çocuk öksürük şurubu gibi bir tadı var. Yani neresi doğal diye sormak istedim hocam. Ha, şimdi efendim bakın şöyle ben size anlatayım. Adamlar yalan söylemiyor. %100 doğal portakal suyu diyor. Şimdi siz diyelim ki portakalları sıktınız işte ne bileyim 10 ton. Tırların o soğuk hava şeyleri var ya. Hı hı. Ha, doldurdunuz tankı, buradan Almanya'ya ihraç edeceksiniz. O portakal suyunun %98'i su. Hmm. Siz su naklediyorsunuz. H2O yani. Hmm. Bunlar ne yapıyorlar? Şimdi içindeki o suyu uzaklaştırıyor. Uzaklaştırırken bir de ısıl işleme de tabi tutuluyor bu. Vakum altında ve ısıl işlemede bir defa kimyası bozuluyor. Bak. İkincisi posayı, yani o konsantre hali, posasını naklediyorlar. O koca 10 tonluk tır kamyonu ne oluyor? 1 tona iniyor. Veya 500 kiloya iniyor. Su gitti. Ha, işte yurt dışına bu ihraç ediliyor. Çünkü suyu nakliye çok pahalı bir şey. Konsantresi gidiyor. Yani içinden suyu alınmış. Gittiği yerde ne kadar su çekilmişse ondan o kadar suyu ilave ediyor. Orada tesislerde dolduruluyor. Yani sulandırılıyor. Ondan sonra paketlemeye giriyor. İşte bak burada bir şey var mı şimdi, hata var mı? %100 doğal. İçinden suyu aldım. Efendim siz onu ısıl işleme tabi tutuyorsunuz bir. Ve gittiği yerde C vitamini eksildiği için içine ekstra askorbik asit ilave ediliyor. Ha bu. Şimdi, Allah Allah. Yani bakın hiçbir şeyde dengeyi bozmayacaksınız. Ella tat kavfil mizan. Dengeyi bozma. Yaradan onu o doğal haliyle, onu taze haliyle içeceksiniz. Evet. Ama siz onun içindeki suyu uzaklaştırırsanız Cemalettin, beraberinde birçok şey değişiyor. Kimyası değişiyor. Hocam içindeki etkin maddeler değişir mi? Evet değişiyor. Hocam eğer onda bir hikmet olsaydı Allah onu susuz yaratırdı. Bize de ilham ederdi. Suyu da siz koyun derdi. Öyle olmamış ki. Suyuyla beraber yaratılmış. Aynen. İşte %100 ama portakal suyu. Adam doğru söylüyor. Şimdi %100 dana etinden eskiden
şey diyordu ya, sosis sucuk satıyordu adamlar, %100 dana eti diyor. Hakikaten doğru yani, %100 dana eti kullandım ama 100 gramlık sosisin içinde 5 gram dana eti var, gerisi dolgu maddesi. Ama adam yalı, hani halk, Anadolu'da bir laf vardır, değerli misafirler, değerli izleyiciler, yemin etsem başım ağrımaz der böyleleri. Yani vallahi diyor, ben %100 dana eti kullanıyorum. 100 gramlık sosisin içinde 5 gram %100 dana eti. Et, 95 gramı dolgu. Et dana şimdi eti anlaşıldı de. Anlaşıldı mı efendim? Tabii ki. Et dana eti de dana dana mı hocam? Onu da sormak lazım, ayrı evet. Bir şey. Hocam hemen Maltepe Sikleroz kürünüzün tarifini şimdi verelim. Şimdi MS, bakın bu da sebebi bilinmeyen bir hastalık. İdiopatik. İdiopatik. Liken gibi. Yani sebebi bilinmeyen ve tedavisi de, üzülerek söylüyorum, yok. Ancak geciktirici işte. Orada da hani şey, Talat Bey dedi ya, karaciğerde hepatit B için interferon tedavisi kullanıyorum. Evet, burada da interferon kullanılır. Hı hı. Ama adı biraz değişik, betaferondur. Kimyasal adını söylüyorum, ilaç adı değil. Tabii bir de burada adı Ko ile başlayan bir ilaç daha veriyorlar. Filan böyle değişik. Fakat tedavi edici, tedaviden ne anlar vatandaş? Hastalığı İyileşme. Ortadan kaldırıcı. Hayır, hastalığı ortadan kaldırıcı değil. Daha sebebinin ne olduğunu bilmiyoruz. Bir de şöyle bir cümle beyinde var. Beyinde lezyonlar var birkaç yerde. O bölgelerde çıkarsa MS derler. Ondan da tam %100 emin olamadıkları için belden sıvı alırlar. O sıvıya bakarlar. O da teyit etti mi tamam %100 MS'siniz derler. Genç kızlarda. En çok üzüldüğüm şey, üniversitede ders veriyorum. Ya şu kızımız nerede görün hocam MS'e yakalandı. Hat ayırıyorsunuz öğrenciyi. Yani okula gelemiyor. Çünkü bazı insanlarda 6 ayda yatağa düşürür. Bazılarında 20 yılda, 25 yıl. Bazıları da ayakta geçiriyor. İşte kısmen ayağını sürüyerek falan gidiyor. Yani ben MS'in ülkemizde çok arttığına inanıyorum ve bunu biliyorum. Bir şey daha söyleyeyim, gene üzücü bir şey. Bir nörolog bayan var, profesör. Hocam haftada 6-7 tane çocuk geliyor epilepsi. Yoktu ki eskiden bunlar. Ne olur doğal beslenmeye bakın. Özellikle çocuklarınıza hazır gıdaları, içerisinde kimyasal katkılı olanları, yakışıklı meyvelerden, yakışıklı sebzelerden lütfen uzak durun. Bu tohumlar meselesini yarın hocam inşallah konuşalım tamam, mı? Konuşuruz da işte içinde ve özellikle sakınmamız gereken şey, bak köylüler çok büyük vebal alıyorlar. O elma armut yetiştiricileri. Ya, yanımda oturduk konuşuyoruz. Hocam bir sezonda diyor, bir mevsimde, 4-5 ay bu. 20 defa funguzit veriyorum diyor, mantar ilacı. Veremezsiniz. Üstünde leke var ya, vatandaş da çok seçici. Üzerinde toplu iğne başı kadar bir siyah leke var, küt almıyor onu. Almıyor, evet. Bu kadar seçiciler. Zaten o elma doğal bir elma değil, aşılı. Hep bodur ağaçlar. Evet. Tamam, bir yerlerden geldi, ülkemize girdi. Neyse, konumuz o değil. Funguzit, mantar ilacı maalesef Tarım Bakanlığı'nın belirli sınırlamaları var. Tarif ediyor, böyle kullanın diyor. Ama köylü vatandaşlarımızdan bir kesimi maalesef bol. Hatta serada adam sebze yetiştiriyor. Kendine de ayrıca doğal sebzesini yetiştiriyor. Yani onu yemiyor. O gidiyor oradaki diyor. Şimdi bakın bunlar bizim gerçeklerimiz. Bunları konuşmayacağız. Susacak mıyız? Hayır. Ama insanların bilinçlenmesi, bilgilendirilmesi lazım. Ha, ondan sonra ister kullanır, ister kullanmaz. Evet efendim. Hocam Maltepe Sikleroz için iki doğal bitkimiz var. Biri Anadolu evet. Buğdayı, diğeri 40 gelip bitkisi. 1,5 yemek kaşığı Anadolu buğdayını 1 bardak klorsuz suda kaynatıyoruz. 7 dakika hafif ateşte. Ilımadan önce süzüyoruz hocam. Ilıyınca süzüyoruz, affedersiniz. Günde 2 defa. Öğle yemeğinden ve kahvaltıdan yarım saat önce hocam. İkinci evet. Doğal bitkimiz de 40 kilit hocam. Yine klorsuz suyun içine 1 tatlı kaşığı 40 kilit atıyoruz. 3 dakika kısık ateşte demliyoruz. 3 dakikadan sonra sızıyoruz.
Ilıyınca da her gün akşam yemeğinden yine 2 saat sonra içiyoruz hocam. Evet. Bu arada hocam yorgunluktan kaynaklanan ses kısıklığı var. Seyircilerimiz mazur görsün. 2,5 saat uyudum. Konya'da bir programdan geldim. Evet. Siz de mazur görün lütfen. Buna karşı ya ne yapayım hocam? İnsanda kusur arar mı? İnsanda kusur olur mu ya? Bugün de böyle yaparız. Yani problem yok. Ben en ufakta bir şeyi hissetmedim yani. Bak sen kendin dile geldin. Şimdi bak dert söyletir derler. Rahmetlik anam öyle derdi. Oğlum dert söyle. Anne bak ellerinden öpüyorum. Tek bir daha anlatırdı. Öğleden sonra bir daha. İşte oğlum dert söyletir diye. Bakın 2 hafta önce yaşadığım bir şeyi söyleyeyim MS ile ilgili olarak. Delikanlı MS hastası. Çok hafif ayağını sürüyor. Fakat hani gönül ferman dinlemez. Sevdiği kız bununla bile bile bu rahatsızlığını bile bile evlendi demiyorum. Rahatsızlığını biliyor yani. Evleniyorlar, gayet de mutlu, birbirlerini de çok seviyorlar. Fakat delikanlıda biraz huzursuzluk var. Yani işte yarın bir gün yatağa düşerim, eşime yük olurum. Bunun ezikliği var kendisinde biliyor musunuz? Gönül, ben gönüle her zaman saygı duyarım. Sevmiştir biter o olay. Çünkü sevgiyi içimize veren, yerleştiren Allah'tır. Ki bütün çevresindeki aile bireyleri de sen ne yapıyorsun? O MS işte evlenme demişler. Buna rağmen kız evleniyor. Bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Anadolu deyimiyle helal olsun. İyi ki evlenmiş. Allah mutluluklar nasip etsin onlara. Şimdi ömürlerine de bereket olsun. Neden? Allah da şifasını versin. Neden iyi ki dediniz hocam? Ha, iyi ki evlenmiş. Neden diyorum biliyor musunuz? O onun sebebi. Çünkü şifa, biz ne dedik şifa? Cismani hastalıklar var. Ama bir de manevi hastalıklar var. Hiç belli olmaz. Bir bakarsınız dönüş yapar. Kanser, işte Amerika'da her yıl 200-250 tane kanser hastası metastaz yapmış. Ne olduğunu bilmiyorlar. Hastalık tabiri caizse halk tabiriyle değerli izleyicilerimiz saygısızlığımı mazur görsünler. Halk diliyle söylüyorum. Hastalık tornistan yapıyor ve kanser ortadan kalkıyor. Adamlar bunu araştırıyor. Ne oldu? Anadolu'da vadesi yetmemişlerdir hocam. Ne oldu da bu hastalık ortadan kalktı? Onun için Yüce Allah ne diyor? Benim en ziyanda olan kulum benden ümidini kesmiş olandır diyor. Bitti. Şifayı biz Allah'tan istiyoruz. Dolayısıyla bir şey daha söyleyeyim. Bakın bizatihi bildiğim bir olay ve bunu kadın doğumcu arkadaşım da biliyor. 17-18 tane çocukları oluyor. Doğan ölüyor. Bir hafta yaşıyor, ölüyor. Bir hafta yaşıyor, ölüyor. En sonunda diyorlar ki ya biz bu işten vazgeçelim. Bir gün adam camide giderken orada bir bebek görüyor. Hemen alıp eve geliyor. Ve şeyine de soruyor, büyüğüne de. Ya bunu alsam ben nasıl olur? Ve bu çocuğu evlat ediniyorlar. Tamam, karayağız bir erkek çocuğu. Kadere bakın, karısı bu arada 4 yıl falan bunlar ara veriyorlar artık çocuk olmaz diye. Bir gün karnı büyümeye başlıyor. Doktora gidiyorlar, hamile. Hazreti İsmail, Hazreti İshak'ın şeyine benziyor hikayesi evet. Hocam. Ve zaten bunlar ümitsiz. O aldıkları, evlat edindikleri çocuk çok seviyorlar. Ama ümitsiz bunlar. Nasılsa dünyaya gelecek, bu bir hafta sonra ölecek diye. Hiç şeyleri yok. O bebek yaşıyor. Yani işte bu Allah'ın takdiridir. Yani... Hocam bir şeyin karşılığıdır bu. Yani bir şey bahada değil bahaneyledir. O çocuk cami avlusundan alıp evlat edindikleri o çocuk sıcak bir yuva veriyorlar. Anne baba diye sarılacak onlara. Onun karşılığıdır bu. Ben bilmem bak bu benim sadece yorumum. Ama Allah'ın takdiri nedir? O hangi sebeple tabii. Onu şey yaptı? Şeyi söyler misin? Ya Rabbi ya Resulallah 48'in 11. ayeti bilirsin sen.
Fetih suresinin 11. ayeti. Nef'a. Hocam, darren ve nef'a. Yani Allah. Darren ve la nef'a. Evet hocam. Evet. Ne diyor orada? Allah sizin için bir nefaset, bir güzellik dilediyse veya bir darlık, bir zorluk dilediyse bunun önüne kim geçebilir? Allah takdir ettikten sonra iş bitmiştir. Hocam siz dediniz ya, evladı olmadı, cami önündeki çocuğu aldı, evlat edindi, bir tane evladı Adana'da oldu. Adana'da bu yaşanıyor bu olay. Benim aklıma şu geliyor hocam. Evet. Allah bir kulunun bir şeye ihtiyacı olduğu zaman başka bir ihtiyaçlı kulunu ona gönderiyor. Onun ihtiyacını görmesine sebep oluyor. Ondan sonra da onun yüzü suyu hürmetine Allah onun ihtiyacını gideriyor. Ben Talat Bey bağlanırken kayınvalidesine sıra gelince aklıma şu geldi. Şimdi kayınvalide anne yerindedir malum. Kayınvalide yani onun yerine geçen. Yani tıpkı annemiz gibi. Kayınvalidesinin derdini size söyledi. Siz de çaresini inşallah söylediniz. Evet. Ümit ediyorum ki kayınvalidesinin bu ihtiyacını gidermesi sebebiyle kendisindeki o hepatit B'ye de Allah çare verir diye düşünüyorum hocam. İnşallah. Evet. Duamız kendisiyledir. Akşamları yatmadan tepeleme bir tatlı kaşığı lavanta çiçeğini 10 dakika kaynatıp suyunu içecekler. Süzüp ılıdıktan sonra 10 dakika kaynatsınlar. Evet. Hocam sorularla devam edelim. Ahmet Hemek'in bir sorusu var. Evet. Lenfodem için ne tavsiye edersiniz? Evet. Burada lenfodem için kurutulmuş kiraz sapı. Kurutulmuş kiraz sapı. Kurutulmuş kiraz sapı kaynatacak 25-30 tanesini. Kurutulmuş kiraz sapını bulamıyorsa yapacağı şey nedir? Mısır püskülü. O da lenfödem için gayet etkilidir. Hocam bir de teşekkür var size. Yusuf Mehmet Salihoğlu'ndan. Hayır olsun. Erkek kardeşim 43 yaşında 10 yıldır ankilozan spondilit hastalığına tutuldu. Buna benzer teşekkürleri ben daha önce de okudum. Örnekleri var. Yusuf Bey şöyle devam ediyor. Beden eğitimi öğretmeni mesleği bu hastalık işini etkilemeye başladı artık. Mesleğini çok seviyor. Bu hastalığı yüzünden bırakmayı düşünüyor ve bu duruma çok üzülüyor. Biz de çok üzülüyoruz. Kiraz sapı, ısırgan, karabaş olan kürü 2 ay kullandı. Daha fazla kullanabilir mi diye soruyor hocam. Boynunu sağa sola çevirmekte zorlanıyordu. Bu kür sayesinde daha iyi oldu. Dedikten sonra şunu soruyor hocam. Bu kürü daha fazla kullansın mı? Omuz bükülmesi var. Ona ne yapılabilir? Düzelebilir mi? İlaca karşı şu ana kadar hiç kullanmadı ilaç. Bize yardımcı olursanız çok seviniriz. Dualarımız sizinle. Hocam boynunu sağa sola çeviremiyormuş. Kürünün sayesinde şu an iyi. Evet. Şimdi efendim doktor kontrollerini ihmal etmeyecek. Ne olursa olsun. Asla. Ve doktorun verdiği bir ilaç varsa da alacak tabii ki. Şimdi bunu en az 2-3 ay kullanacak. Bu kürü 2-3 ay kullanacak. Ara vererek mi hocam? Ay yoksa evet, vermeden? Bir ay tamamlanınca 3 ile 5 gün arasında maksimum 7 gün ara verecek. Bak boynu için ardıç yağı. Tamam. Boynu için ardıç yağıyla masaj yapsınlar. Her gün omuriliğe de bunu kullansınlar. Hocam, çok ama çok 2 ay sonra boynunun artık oynamaya başlaması iyi bir ilerleme değil mi? Gayet tabii ki. Gayet tabii ki. Seyircilerimizden bir soru varmış hocam. Hanımefendi sorsun. Buyurun. Olacak. Buyurun. Hocam topuk dikenim var. Bu bana çok ağrı veriyor. Bunu ne gibi bir tedavi uygulamamız gerekiyor? Topuk dikeninde. Teşekkür ederim. Estağfurullah. 2 tane malzeme var. 1. Çekirdekli siyah kuru üzüm. Siyah kuru üzümü almadan önce çiğneyin bir tanesini. Çekirdeğini çiğnediğinizde onların buruk bir tadı vardır biliyorsunuz. Eğer saman gibi ise bilin ki o raf ömrünü doldurmuştur. O buruk tadı alacaksınız. Tamam. Diğer ikincisi ise orta acılı veya az acılı kırmızı pul biber. Onlar yağlı yağlı gibidir. Ondan alacaksınız. Şimdi 2 yemek kaşığı tepeleme siyah kuru üzümü havanda iyice ezin, çekirdeklerini de çatlatacaksınız onun. Sonra onu bir tülbente koyacaksınız. Böyle tülbente ortasına koyun. Tam topuk dikeninin olduğu yere gelecek şekilde alttan temas ettiriyorsunuz ve tülbenti de bağlıyorsunuz. Akşamdan sabaha üstüne basarak hafif hafif de yürüyebilirsiniz. Sabahtan
akşamdan sabaha 3 gün üst üste bunu taze hazırlayıp saracaksınız. 1, 2, 3. günler. 4, 5, 6. günlerde de ne yapacaksınız? Kırmızı pul biber. Havanda ezin, aynı şekilde tülbente koyun. 3 gün gene sabahtan, pardon, akşamdan sabaha bunu oraya etki ettireceksiniz. 4, 5, 6, 7, 8, 9'da ikisini karıştıracaksınız. Hem siyah kuru üzümü, çekirdekli, evet. Bir de kırmızı pul biber. Birlikte güzelce ezin onu da. Evelallah. Yani büyük oranda bu size şifa verecek. Çok insan var. Bizim misafir defterimize şifa bulmuş, bu şekilde geçmiş çok insan var. Hocam evet. İstanbul'dan teşekkür ediyoruz seyircimize. İstanbul'dan Ahmet Şahin'in göz nezlesi ile ilgili bir sorusu var. Yalnız vaktimiz kalmadığı için bunu yarın soralım isterseniz hocam. Evet. Çok kısa bir ara veriyoruz. Yarın hangi konuları işleyeceğiz? Hangi önemli iki kürümüz var? Onu görelim, ardından vedalaşalım. Şeker hastalığı ilerledikçe sinirlerde ve damarlarda bir takım hasarlar meydana gelmeye başlar. Şeker hastalığına bağlı özellikle ayaklarda meydana gelen yaraların sebepleri nelerdir? Profesör Doktor Saracoğlu, şeker hastalarına geç kapanan yaralara karşı hangi doğal kürü öneriyor? Hıçkırık, diyafram, karın ve göğüs boşluğunda meydana gelen spazmların sonucu oluşur. Hıçkırığa karşı hangi doğal kür iyi geliyor? Profesör Doktor Saracoğlu anlatıyor. Kireçlenme, insanda en sık karşılaşılan eklemle ilgili bir hastalıktır. Aynı zamanda toplumda en sık rastlanan hastalıklardan biridir. Kireçlenme kimlerde görülür? Belirtileri nelerdir? Profesör Doktor Saracoğlu, kireçlenmeye karşı hangi doğal kürü öneriyor? Kara hindiba, Nisan ve Mayıs aylarında bütün tarla kıyılarında, çayırlık alanlarla yol kenarlarında yetişen çok yıllık sarı çiçekli otsu bir bitkidir. Profesör Doktor Saracoğlu Tıbbi Bitkiler Köşesi'nde kara hindiba bitkisinin faydalarını ve kürünü anlatıyor. Hepsi ve daha fazlası yarın 10.30'da Profesör Doktor Saracoğlu'yla Ruh ve Beden Sağlığı'nda. Evet, bugün de geldik o sınırlı dakikaların sonuna. Şimdi vedalaşma zamanı. Yarın buluşmayı ümit ederek Profesör Saracoğlu'na dönüyor ve hocam vedalaşalım diyoruz. Buyurun. Evet, inşallah yarın ne kadar ben tüm değerli izleyicilerime ve misafirlerimize Allah'tan ömürlerine bereket diliyorum. Sağlıcakla kalsınlar. Teşekkür ediyoruz hocam. Sizin olmak bugün bir mutluluktu. Ümit ediyoruz. Milyonlarca, yüz binlerce insana şifaya vesile olmuşuzdur. Profesör Saracoğlu ile Ruh ve Beden Sağlığı'nın sonuna geldik. Profesör Saracoğlu sevgi ekibi adına, bütün bir programın arkasındaki o kahramanlar adına seyircilerimize, ekran başındakileri ve stüdyodakilere teşekkür ediyoruz. Ve şöyle bir duayla noktalayalım. Allah insanlığı insaf kireçlenmesinden kurtarsın. Allah'a emanet olun.